Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi. Evander Ferreira için görüşmeler başladı. Sarı Kırmızılar sezon başında UEFA anlaşması nedeniyle alamadığı Brezilyalı 10 numarayı bu kez bitirmek istiyor. Yönetim, Midtjylland kulübüne istek mektubu göndererek Evander Ferreira için resmi temas sağladı. Şok bir kararla Yunus Belhanda'nın sözleşmesini fesheden Galatasaray'da yeni sezon için gözler 10 numara transferine çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibi bu konuda çalışmalarını çok titiz bir şekilde sürdürürken listenin ilk sırasındaki isim belli oldu. Cimbom'un hedefi Danimarka ekibi Midtjylland'da forma giyen Evander Ferreira. Sezon başında da scout ekibinin önerisiyle gündeme gelen Brezilyalı yıldızın transferi gerçekleşmemişti. Transferin önünde engel oluşturan UEFA anlaşmasının sezon sonu bitecek olmasını fırsat bilen Galatasaray, 22 yaşındaki futbolcu için yeniden harekete geçti. Ayrıca yönetim resmi temas sağladı. Alınan bilgilere göre Sarı Kırmızılar Midtjylland'a istek mektubu gönderdi. Yönetim bu sezon 29 maçta 3 gol atıp 3 asist yapan Evander için 6 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda. Evander bu sezon 29 resmi maçta forma giydi. Kaynak Takvim. Galatasaray'dan 186 milyonluk temizlik. Galatasaray primler hariç toplamda net olarak yıllık 11 milyon 250 bin euro ödediği ve fayda alamadığı Falcao, Feghouli, Cagne üçlüsüyle yolları ayırmayı planlıyor. Bu operasyon sonrasında maaş artı bonservis olarak Cimbom'un kasasına 18 milyon euro girmesi hedefleniyor. Geride bıraktığımız sezon şampiyonluğu averajda kaybeden Galatasaray'da yeni sezon öncesinde temizlik operasyonu. İç ve dış transferde çalışmalarını sürdüren Aslan, bir yandan da takım bütçesini dengelemek adına yoğun mesai harcıyor. Primler dışında Falcao 51 milyon lira, Feghouli 40 milyon lira ve Cagne de 25 milyon lira sarı kırmızılardan garanti ücret alıyor. Cimbom sadece bu 3 oyuncusuna her sene net olarak 11 milyon 250 bin euro yani 116 milyon lira ödüyor. Bu mali yükümlülükten kurtulmak isteyen sarı kırmızılı ekip aynı zamanda kadronun yaş ortalamasını da düşürmeyi amaçlıyor. Galatasaray geçen sezon istediği verimi alamadığı Radamel Falcao ve Sofyan Feghouli'nin yanı sıra İngiliz ekibi West Bromwich Albion'a kiraladığı Mbaye Cagne ile yolları ayırmayı planlıyor. Falcao için Amerika ekipleri Inter Miami, Portland Timbers ve DC United devrede ancak henüz kulübe ulaşan resmi bir teklif yok. Feghouli için Yunan temsilcisi Olympiakos başta olmak üzere birkaç Avrupa ekibi sırada. Aslan'ın Cezayirli yıldızından 1,5-2 milyon euro bandında bir bonservis beklentisi var. İngiliz ekiplerinin radarında olan Cagne'ye de teklif getirmesi söylendi. Aslan, Senegalli golcüden de minimum 5 milyon euro takıma kazandırmayı hedefliyor. Cimbom tüm bu operasyondan 18 milyon euro yani 186 milyon lira civarında bir rakamı kasasına koymayı planlıyor. Kaynak Fanatik. Galatasaray'da gündem Kouyaté transferi. Orta sahaya fizik kalitesi yüksek, savaşçı bir yıldız transferi yapmak isteyen Galatasaray'da Paulinho'dan sonra Kouyaté de gündeme geldi. Crystal Palace'tan ayrılması beklenen oyuncu için daha önce de talepte bulunan Fatih Terim bu kez işi bitirmekte ısrarcı. Kongre sürecinde olmasına karşın Marka ile sözleşme uzatan, Alparslan Öztürk ve Aytaç Kara gibi sezonun flaş isimleriyle el sıkışıp transfer dönemine hızlı başlayan Galatasaray'da Fatih Terim hız kesmiyor. Yeni sezon kadrosu için çalışmalarını sürdüren deneyimli hoca, orta sahaya bir süredir yeni Melo arayışı içerisindeydi. Çin'den Paulinho'ya göz koyan sarı kırmızılar rotayı bir anda adaya çevirdi. Crystal Palace'ın yıldız oyuncusu Sekou Kouyaté yeniden Galatasaray'ın gündemine girdi. Bundan önceki 3 transfer döneminde de Aslan'ın istediği ancak yüksek bonservis bedeli ve maaşı nedeniyle bitiremediği oyuncu bu kez İstanbul'a yakın. Crystal Palace'la sözleşmesinin son yılına girecek olan Senegalli futbolcu kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. Yıllardır Galatasaray taraftarlarından aldığı mesajlardan ötürü sarı kırmızılı takımı takip eden Kouyaté, menajerler aracılığıyla yapılan öneriye bu kez sıcak bakıyor. Senegal milli takımının da kaptanı olan başarılı oyuncu, ön libero'nun yanı sıra stoperde de tecrübeli. Bu nedenle Fatih Hoca'nın listesinde üst sıralara aldığı oyuncu için girişimlerin hızlandığı gelen haberler arasında. Kaynak Fanatik. Sofyan Feghouli'ye talip çıktı. Galatasaray'da geleceği tartışma konusu olan Sofyan Feghouli'ye Yunan devi Olympiakos talip oldu.
Yunan basınından Sport 24'ün haberine göre Feghouli ile ciddi şekilde ilgilenen Yunan kulübünün Cezayirli futbolcuya 3 yıllık bir sözleşme teklifi sunacağı belirtildi. Haberde ayrıca 3 yıllık teklifin içinde yüksek bonus maddelerinin de yer alacağı kaydedildi. Galatasaray'da bu sezon beklenen performansı sergileyemeyen ve son haftalarda ilk 11'de forma şansı bulmakta zorlanan Feghouli'nin 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Feghouli bu sezon Galatasaray formasıyla ligde 22 maça çıkarken 2 gol atıp 4 de asist yaptı. Yıldız ismin güncel Transfermarkt değeri ise 3 milyon euro. Sarı Kırmızılıların bu transferden en az 3 milyon euro, yani yaklaşık 30 milyon lira kazanması bekleniyor. Kaynak: Fotomaç. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı. Fatih Karagümrük'le sözleşmesi sona eren ve yayınladığı mesajla kulübüne veda eden 23 yaşındaki stoper Fatih Kuruçuk'un talipleri artıyor. Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu 1.90 boyundaki savunmacı için Galatasaray'da devreye girdi. Genç oyuncu süre alabileceği takıma gitmeye sıcak bakıyor. Devre arasında Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun isteğiyle Fatih Kuruçuk için Fatih Karagümrük'ün kapısını çalmış ancak bonservis nedeniyle sezon sonunu bekleme kararı almıştı. Emre Belözoğlu'nun görevde devam etmesi halinde Fatih Kuruçuk transferinin bitirilmesini istediği belirtiliyor. Ancak yayınlamayla yolları ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da Fatih Terim 23 yaşındaki stoperi listesinin ilk sıralarına yazdı. Galatasaray'da başkanlık seçiminin ardından bonservisi elinde olan oyuncu için girişim yapılacak. Göztepe altyapısında yetişen ve 4 yıldır Karagümrük forması giyen Fatih Kuruçuk, takımın 1. ligde şampiyonluk yaşadığı takımda Ömer Erdoğan'ın vazgeçilmezi olmuştu. O sezon 21 maçta 5 gol atan 23 yaşındaki futbolcu, kafa toplarındaki etkili vuruşlarıyla dikkat çekmişti. Karagümrük'ün yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Fatih Kuruçuk, bu sezon ise 16 Süper Lig maçında şans buldu. Bu arada genç oyuncuyla Çağlar Söyüncü transferiyle hatırladığımız Freiburg ve İspanyol kulübü Getafe de ilgileniyor. Kaynak: Fanatik. Galatasaray'dan orta saha bombası. Devler Ligi'ne ön elemeden katılacak Galatasaray gidecek gelecek isimleri belirleyip en çabuk sürede nihai kadroyu kurmayı amaçlıyor. Birçok ismin sözleşmesi sona eren Sarı Kırmızılarda yaşanacak ayrılıklar sonrası imzalar da üst üste gelecek. Eksik bölgelere doğrudan katkı verecek isimleri gündemine alan Aslan, orta saha mevkisini yıldız bir isimle güçlendirmeye hazırlanıyor. Direnci yüksek bir orta alan kurgusu oluşturmayı amaçlayan teknik direktör Fatih Terim'in Barcelona geçmişi bulunan ismi kadrosunda görmeyi çok istediği belirtildi. Sarı Kırmızılar Guangzhou Evergrande forması giyen ancak kısıtlamalar nedeniyle Çin'e dönemeyen Paulinho'nun peşine düştü. Antrenmanlarını Brezilya'da sürdüren yıldız orta saha sözleşmesinin feshi için kulübüyle görüşmelerde bulunuyor. 32 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Paulinho'nun Transfermarkt verilerine göre 9,5 milyon euroluk değeri bulunuyor. 2015'te 14 milyon euro bonservis bedeliyle Tottenham'dan Guangzhou Evergrande'ye transfer olan Paulinho, 2017'de 40 milyon euro karşılığında İspanyol devi Barcelona'ya gitmiş ve sonrasında da 2019'da 42 milyon euro bonservis bedeliyle Çin'de eski takımına dönmüştü. Kaynak: Fotomaç.